Bugün inşallah Allah Azze ve Celle izin verirse Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden iki tanesini işleyeceğiz. O da Allah Azze ve Celle'nin Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri. Er-Rahman ve Er-Rahim isimlerini göreceğiz inşallah. Peki burada şöyle bir soru soralım. Rahman ve Rahim aynı mıdır yoksa birbirlerinden farklı mıdır? Rahman ve Rahim aynı olamaz. Yani aynı kökten türemiş olsalar bile ikisinin aynı olması mümkün değildir. Niye? Çünkü ikisi aynı olmuş olsaydı, eş anlamlı olmuş olsaydı tek bir cümle içerisinde peş peşe kullanılmaları caiz olmazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman, elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Hamim. Tenzilun minerrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahu vahid. La ilahe illa huverrahmanirrahim. Mesela. Kur'an-ı Kerim'de besmeleyi saymazsak 5, besmele ile beraber 6 yerde Allah Azze ve Celle Rahman ve Rahim ismini yan yana zikrediyor. Zaten Rahman isminin Kur'an'da başka bir isimle geldiği hiç olmamış. Rahman her zaman tek gelir. Er-Rahmanu alel arşistava gibi. Bir sadece tek bir isimle yan yana geliyor Rahman. O da nedir? O da Rahim ismidir. Demek ki bu ikisinin aynı anlamda olması mümkün değil. Eş anlamlı iki şey peş peşe gelmez. Çünkü mutlaka bir fark olması lazım. Peki bu fark nedir? Rahman ve Rahim arasında. Genel görüş, yani bugüne kadar genelde anlatılan, yaygın olan görüş şudur. Rahman hem dünyada hem ahirette hem müminlere hem de kafirlere merhamet edendir demişler. Rahman budur. Rahim ise sadece ahirette müminlere karşı merhamet edici olandır demişler. Delil olarak bu ayrıma neyi zikretmişler? Demişler Rahman'ı biz incelediğimizde geldiği bütün akış, bütün siyak hep umumiyet ifade ediyor. Mesela Er-Rahmanu alel arşi istava. Rahman arşa istiva etti. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانِ Sonra arşa istiva etti, Rahman olan Allah mesela. Demişler arşa istiva etmek, yani insanları kendi altına alıp, kendisi insanların zatıyla ve sıfatlarıyla en yücesinde olması, onları koruması, gözetmesi, onların üzerinde esirgeyici, bağışlayıcı olması, otorite kurması gibi. Allah'ın zatıyla yücelerde olması. Bu anlamı ispat ettik mi? Ettik. Bununla beraber Allah'ın istivası, O'nun otoritesi, O'nun koruması, gözetmesi vesairedir. Fakat demişler biz Rahim ismine baktığımızda Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَحِيمًا Allah müminlere karşı merhametlidir diye. Demek ki diyorlar Rahman bütün insanlığa, kafir, mümin, insan, cin fark etmez, bütün varlığa, Rahim ise sadece bunların içinden mümin olanlara. Bu görüş tercihe şayan bir görüş değildir. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle birçok yerde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ Allah bütün insanlara karşı rauf ve rahimdir. Şimdi ne oldu? Bütün insanlar. Bütün insanların içerisine kafir de dahildir. Mümin de dahildir aynı zamanda. Demek ki bu görüş ve zikredilmiş olan delil tercihe şayan bir görüş değildir. İkinci görüş, bu da İbnül Kayyım'ın görüşü. İbnül Kayyım diyor ki Rahman Allah'ın zatının sıfatıdır. Rahim ise Allah'ın fiili sıfatıdır. Ne demek? Zati sıfat ne demek? Fiili sıfat ne demek? Zati sıfat demek, Allah'la beraber sürekli var olan, hiçbir zaman ortadan kalkmayandır. Her zaman vardır. Allah ki vardır, bu sıfatla beraberinde vardır. Yani o da evveldir. Bu sıfatı da Allah'la beraber evveldir. Rahman sıfatı. Rahim sıfatı ise fiili sıfattır. Fiili sıfat nedir? Yani Allah'ın dilediğinde icra ettiği, dilediğinde yapmadı. Mesela kelam sıfatı bir yönüyle Allah'ın fiili sıfatlarındandır. Niye? Allah dilediğinde konuşur, dilediğinde konuşmaz. Gazap sıfatı Allah'ın fiili sıfatlarındandır. Allah dilediğine azap eder, dilediğine azap etmez. İbn-i Kayyım da diyor biz Rahman'la Rahim'i böyle anlayacağız. Rahman Allah'ın zatının sıfatıdır. Sürekli Allah'la beraberdir. Rahmet. Fakat Rahim sıfatı bu Allah'ın zatında olan Rahman. Rahmet, kullara taalluk ettiğinde, onlara indiğinde, dünya yeryüzüne tecelli ettiğinde işte bunun ismi Rahim'dir diyor İbnül Kayyım. Allahu alem, yani İbnül Kayyım'ın söylemiş olduğu görüş, birinci görüşten tercihe daha fazla şayan olan bir görüştür. Çünkü birinci görüşün zıddına Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimeler var. Bu Rahman ile Rahim arasındaki farklar.